No 1903 artık bir Beşiktaş markası ve İstanbul'da başlayan bu kuruluş ve kurumlar devam edecek Allah izin verdiğince. Beşiktaş çok büyük bir marka. Bu markaların daha da yukarı çıkabilmesi onun marka olmasını destekleyen değerlerle olabilir. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Her dükkan Allah bereket versin. Evet başkan. Bundan sonrası için pazartesi çok ani bir toplantı oldu bu. Beklediğimiz bir toplantı benim şahsen değildi ama hocamızın da yorgun ve sıkıntılı olduğunu gördüğüm halde gitmek zorundaydım. Yapmış olduğumuz konuşmaların sonucunda kendisinin mutsuz olması, kamuoyunun da baskı olarak alınan sonuçlardan çok etkilenmesi bizi ister istemez hocayla görüşmeye sevk etti. Bu görüşmede de en doğru yolun iki tarafta birbirlerinden ayrılmak olacağını ifade etmiştir. Onu söyleyebilirim. Onun dışında özel herhangi bir konuşmamız yok. Konu Beşiktaş ve alınan skor ve sonuçlardı. Yeni oluşumla ilgili yönetici arkadaşlarımla biliyorsunuz bu cuma akşamı oldu. Pazartesi günü yeni oluşumla ilgili değerlendirmeleri yapacağız. Ortaya çıkacak sonuçlar değerlendirecektir. Kamuoyuna eğer çalışacağımız bir hoca muhakkak ki olacaktır, açıklanacaktır. Valla oluşumun bu şekilde olmasını, yani isim olarak değil, yani sportif bir direktörle sporun idare edilmesine fayda görüyoruz, özellikle futbolun. Bu oluşumu sağlamaya çalışacağız. Böyle bir oluşumu arzu ediyoruz. Ama bir isim üzerinde bir mutabakat yok. İki isim üzerinde mutabakat yok. Bunlar haftaya değerlendirecek konular. Kamuoyuna yanlış bilgi verip tekrar değerlendirmeleri yapmalarını doğru bulmuyorum. Beşiktaş için bunlar hoş olmaz. Yani bir kere konuşulmalı, karar alınmalı ve uygulanmalı. Kamuoyuna şu anda ekleyebileceğimiz, vereceğimiz bir oluşum ve bir bilgi yok. Bununla ilgili biz sporcunun takımıyla elinde bonservisini bulunduran kulübüyle görüşme yapıyoruz. Çünkü bu bizim şahsi değerlendirmemizdir. Burayı şu an için biz yönetiyoruz. Futbolcunun bonservis bedelini çok yüksek bulduğumuz için ve ekonomik durumunun da ortada olması sebebiyle 20 maçtan fazla oynaması halinde almamız gerektiğini biliyoruz. Dolayısıyla buna şu anda hazır olmadığımızı, futbolcunun da bu performansa bugüne kadar çok fazla katkı vermediğini biliyoruz. Ama bunun vermediği vermeyeceği anlamına gelmez tabii. Ama beklediğimizi bulduğumuzu düşünmüyoruz. Dolayısıyla bu konuda futbolcunun opsiyonunun kaldırılmasını istiyoruz 20 maçın. Tahmin ediyorum pazartesi bu konu çözülmüş olacak. Robeşko'yla da biz yolumuza devam edeceğiz bu sezon sonuna kadar. Sonra da değerlendirmesini yapacağız.